Arkadaşlar hepinize selamlar. An itibariyle Truckers MP otobüsleri oyuna geliyor. Tarihini açıkladı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Aylardır Truckers MP'ye otobüslerin gelmesini bekliyorduk. Nihayet Truckers MP az önce yapmış olduğu canlı yayınla bunun tarihini açıkladı. Ben de sizler için her şeyi not aldım. Otobüsler nasıl çalışacak, nasıl olacak, nasıl sürülecek, nasıl yolcu alınacak? Tüm detayları arkadaşlar İngilizceden Türkçe'ye canlı yayını izleyerek dinledim, çevirdim. Sizlere bu videoda bütün detaylarını vermiş olacağım. Truckers MP canlı yayını az önce yaptı. Tabii siz bu videoyu saat 2'de öğlen izliyor olacaksınız. Öncelikle otobüsler herkese açık ve ücretsiz olacak. Bakın burası çok önemli. Bazı arkadaşlar soruyordu işte sadece para verenler, patron olanlar mı sürecek diyordu. Hayır arkadaşlar, herkese açık bir şekilde ücretsiz olacak. Şaşırmayın. Otobüs sadece Truckers MP'ye geliyor. Euro Truck Simulator 2'ye değil, şaşırmayın lütfen. Truckers MP Multiplayer moduna gelecek. Şöyle bir otobüsümüzü çalıştıralım. Elektrikli bir otobüs. Süspansiyon sistemi, körük sistemi çalışıyor olacak. Şu şekilde. Şöyle istediğiniz gibi basabileceksiniz. Otobüsün kapıları tabii ki de açılacak. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi kapılar bu şekilde açılacak, kapanacak. Yolcular binecek. Tüm detayları videoda anlatacağım. Lütfen videoyu atlamadan izleyin. Ben sizler için Truckers MP'nin yapmış olduğu canlı yayını 2,5 saat boyunca atlamadan söylediklerini not aldım arkadaşlar. Türkçe'ye çevirdim sizler için. Elimden geldiğince bu videoda sizlere tüm detaylarını vereceğim. Çıkış tarihine kadar her şey açıklandı arkadaşlar. Otobüsün içi bu şekilde. Yani otobüs Skoda'dır, Volvo'dur, Iveco'dur. O şekilde bir kabinle gelmeyecek. Otobüsün kendine has kabini olacak. Ve en sevdiğimiz nokta tabii ki de bu. Otobüsün kendine has kabininin olması. Orijinali bu şekilde geliyor. Kendiniz isterseniz koltuk ayarı şu şekilde yapabiliyorsunuz. Ben biraz şöyle kafayı indireyim. Bakın şöyle direksiyonu değil, direkt o dashboard'u, paneli oynatabiliyorsunuz böyle acayip bir şekilde. Bakın görüyor musunuz? Şöyle paneli oynatabiliyorsunuz. Sizlere şöyle bir otobüsün dışını göstereyim. Çok güzel duruyor gerçekten. Otobüs çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle bir yandan da göstereyim. Önden de göstermiş olayım. Farları bu şekilde. Şöyle yuvarlak olarak yanıyor gündüz lambaları. Bu otobüs oyuna gelecek. Sizlere tüm detayları tek tek söyleyeceğim. Dediğim gibi otobüsün kendine has bir stili var. Aynı bu stilde oyuna eklenecek. Kabini öyle Iveco'dur, bilmem nedir, Volvo'dur, Man'dır. Olmayacak. Aynen bu şekilde otobüs oyuna gelecek. Yolcuları böyle otogarlardan alacağız arkadaşlar. Onları da anlatacağım. Ben şu anda Kaleis'teyim. Kaleis'ten bir çıkmak istiyorum. Şöyle. Seslerini bir duyurayım sizlere. Elektrikli bir otobüs olduğu için çok fazla sesi yok. Selektör, kornası, sinyali. Şöyle bir çıkalım. Truckers MP canlı yayınında bunu oynadılar. Aynı bu şekilde. Dur bir dakika, vitesi ben kaç yaptım şimdi? Ha, vites 1'de olacak sadece, ellemeyeceğim. Şaşırıyor. Şöyle ben bir geçeyim abi. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizlere okumak istiyorum not aldığım şeyleri. Otobüste çok fazla modifiye seçeneği yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ufak tefek şeyler modifiye ediliyor. Otobüs elektrikli olduğu için motor seçeneği değişmiyor. Şanzıman değişmiyor. Vites değişmiyor. Bunlar ayarlanamıyor. Çünkü elektrikli ve otobüs bu şekilde. Bunların hepsi D-Bus tarafından yapılıyor. Bilginiz olsun. Yani oyuna D-Bus tarafından gelecek Truckers MP'ye. Bir anlaşma yapmışlar aralarında. Otobüsün önündeki şu dijital tabelayı henüz değiştiremiyorsunuz. Yani gideceğiniz rotayı ayarlayabileceğiniz şekilde yanmıyor. İşte Kaleis'tir, Duisburg'tur. Hani o şekilde bir numaradır, bir şeydir şeklinde aldığınız yolcuya göre yanmıyor. Şimdi yolcu sistemine geleceğim. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl yapılıyor? Bunu anlatacağım sizlere. Elektrikli otobüs olduğu için dediğim gibi sadece bir vites var. Bire takıyorsunuz abi. Bakın görüyorsun. Bu şekilde birle gaz diyorsun. Başka bir vites yok. Boşa atabiliyorsun. Bir de geriye takabiliyorsun bu şekilde. Başka herhangi bir seçenek yok. Bire takıyorsun abi. Ve bu şekilde gazlıyorsun. Çok güzel gidiyor bu arada otobüs. Çok keyifli sürmesi.
Otobüs için farklı boya paketleri skinler olacak. Şu an ben orijinalini aldım. Trakis MP'ye geldiğinde farklı boya paketleri olacak. Tabii patronun olanlara, admin olanlara, yetkili olanlara biraz daha fazla özel seçenekler sunulacak. Sadece normal düz oyuncu olanlara da işte normal 3 tane 5 tane boya paketi sunulacak. Tabii bunları servisten takacaksınız. Otobüsün yolcu kapasitesi 23'müş. Öyle dediler canlı yayında. Bilmiyorum kaç tane yolcu alınıyor ama herhalde 23 tane alınıyordur diye tahmin ediyorum. Otobüsün hız limitine bakacağız arkadaşlar. Bu biraz önemli. Çünkü otobüs çok hızlı gitmiyor. Trakis MP sunucularındaki hız limiti olayını biliyorsunuz. Bakın 72'ye çıkıyorum ama çıkamıyorum gibi. Bayağı bir zorlanıyor. Ona birazdan şimdi bakarız. Şu Duisburg yoluna gireceğim çünkü. Herhalde bir 90 falan anca yapıyor bu otobüs. Öyle bir sıkıntı var. Çok hızlı gitmiyor. Haberiniz olsun. Yolcuları sadece otogardan alacaksınız. Otogardan alıp otogara götürmeniz gerekiyor. Yani öyle yük alma sistemi gibi çalışmayacak. Gidip yük alma firmasından yolcuları alacaksınız gibi bir sistem yok arkadaşlar. Tamamen otogar sistemini ele almışlar. Trakis MP veya D-Bus diyelim. Nasıl ben Kalis otogardan başladım, terminalden başladım az önce. Aynı o şekilde yanaşacağız. Yolcularımızı alacağız. Yine terminale götüreceğiz yolcularımızı. Burası çok önemli. Bakın okuyorum. Yolcular durakta bekliyor ve tek tek animasyonlu bir şekilde otobüse biniyor olacaklar. Bu çok güzel. Ben canlı yayında izledim abi. Duruyorsun. Şu şekilde kapıyı açıyorsun abi. Bak göstereyim. Şimdi ön kapıyı açtık mesela. Yolcular tek tek sırayla ön kapıdan biniyorlar arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Harbiden ben canlı canlı izledim. Yapmışlar. Çok güzel olmuş. Otobüse yolcuların binme süresi aşağı yukarı 30-40 saniye kadar sürüyor. Tek tek bindikleri için sırayla 30-40 saniyede animasyonlu bir şekilde otobüse biniyorlar. Tüm yolcular otobüse bindi diye bir uyarı çıkıyor sağ tarafta şurada. Arkadaşlar tüm yolcular otobüse bindi şeklinde uyarı geliyor. Yolcuların inmesi ise animasyonsuz 5 saniye falan sürüyor. Siyah ekran oluyor böyle. Uyuyor gibi düşünün oyunda. Siyah ekran oluyor. Yolcular iniyor. Yine uyarı çıkıyor. Yolcular işte indi şeklinde bir uyarı çıkıyor. Ayrıca konuşuyor. İşte yolcular bindi, indi şeklinde sesli bir uyarı da var. Şöyle biz şimdi malum yolumuza dönelim. Meşhur otobüslerle buralar dolup taşacak arkadaşlar. Burası da çok önemli. Yolcular her zaman otogardaki aynı park noktasından binmeyecek arkadaşlar. Farklı peronlara yanaşabileceğiz. Nasıl Kaleis'te az önce çıktığım yerde 3 tane, 5 tane peron varsa hep aynı yerde standart olmayacak. Yanlarına, işte ortasına şeklinde bir sürü peron var. Bütün peronları kullanabileceğiz. Şans eseri rastgele peronları bize seçiyor. Gelelim yolcuları nasıl alacağız? Burası önemli bir nokta. Böyle M'ye basıp buradan rotamızı serbest çalıştan işte yük piyasası, harici sözleşmeler şeklinde buradan böyle işaretleyip alamıyoruz arkadaşlar. M tuşundan değil. Bunun için ayrı üçüncü parti bir uygulama yapmış. Uygulamanın adı da D-Bus Word uygulamasıymış. Bu uygulamada alt tab yapıyorsunuz abi. Masa üstünde açıyorsunuz bu programı. Arka planda gideceğiniz rotayı seçiyorsunuz, oluşturuyorsunuz. Ondan sonra tüm detaylar çıkıyor. Onaylıyorsunuz, tamam diyorsunuz abi. Yolcular perona geliyor ve sizleri bekliyor. Şu anda hız limitine de bakıyoruz. 80'i Allah zar zor geçiyor ama canlı yayında 90 falan yapıyorlardı herhalde bir güncellemeyle bunu çözerler diye tahmin ediyorum. Ben şu anda single player'da oynadığım için bu şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle Trakis MP'de 90 falan yapacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlarınız da aynı yere yolcu taşıyabileceksiniz. Ama bunu Trakis MP'deki taba basıp oradan işi kopyalama şeklinde değil arkadaşlar. Arkadaşlarınızla konuşarak, mesajlaşarak işte ben yolcularımı buradan buraya götürüyorum. Haberin olsun diyeceksiniz. Arkadaşınız da oradan aynı sizin seçtiğiniz yeri seçecek arkadaşlar. Aynı anda başlatacaksınız. Aynı anda konvoy yaparak beraber
götürebileceksiniz. Yine zorluk yok burada, çok kolay. Hani konuşarak aynı tarafa alabiliyorsunuz. Hani yolcu çıkmama, farklı rota olma gibi bir sorun yok. Rotanızı zaten kendiniz oluşturacaksınız. Farklı DLC'lerde çalışıyor. İskandinavya'dır, İtalya'dır, Fransa'dır. DLC'lerde bu yolcu taşıma sistemi çalışacak. Calais-Duisburg rotası yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Calais'ten Dortmund'a götürebileceksiniz sadece. Çünkü Duisburg'da otogar yok. Yani otobüs terminali yok. Calais'te var. Ben Calais'ten terminalden çıktım biliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Calais terminalden çıktık. Aynı meşhur Calais-Duisburg yoluna girdik. Ama dediğim gibi Duisburg'da maalesef otogar, terminal yok. Ama Dortmund'da var. Zaten hemen yanı. Aynı rotaya götürebileceksiniz. Sadece dediğim gibi terminali olan şehirlere götürebiliyorsunuz. Zaten o yolcu taşıma programında çıkacak. Ona göre seçeceksiniz. Oradaki listeden seçeceksiniz sadece. Başka bir yerden seçemiyorsunuz. Otobüs ProMods sunucuları haricinde tüm sunucularda aktif olarak çalışacak. Şu anlık ProMods desteğini getirmemişler. Belki ilerleyen zamanlarda onu duyururlar bir şekilde diye tahmin ediyorum. Şu anlık sadece dediğim gibi simülasyon 1'dir, arcade'dir, simülasyon 2'dir, 3'tür, 4'tür şeklinde o sunucularda olacak. Ayrı bir ekstra sunucu açılmayacak otobüsler için. Simülasyon 1'de normal tırlarla birlikte oynayabileceksiniz. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Aynı otobüs bu abi. Böyle gideceksiniz bak. Böyle tırın tırın gideceksiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa mutlaka yazmayı unutmayın onları. Ben yorumlarda sizler için cevaplayacağım. Lütfen videoyu atlamadan izleyin abi. Hop şöyle bir geçelim. Dediğim gibi Trakis MP'de tab'dan arkadaşımızın işini kopyalayamayacağız. O dediğim gibi programdan arkadaşlarınızla konuşup aynı yere yükünüzü oluşturup gideceksiniz. Tab'dan kopyalanmıyor. Otobüs durakları, terminalleri çarpışmasız alanlar olacak. Aynı bu servisler gibi, garajlar gibi. Yani orada iç içe girebileceksiniz. Orada herhangi bir çarpışma olmayacak. Yolcuları alacaksınız. Şu anlık sadece bu görmüş olduğunuz Blue Bus otobüs mevcut. Trakis MP'ye gelecek. Sadece bir tane gelecek şu anlık. Daha sonra ilerleyen zamanlarda belki farklı birkaç otobüs daha sırayla gelebilir. Solaris'tir, bilmem nedir. Belki gelir, bilmiyorum. Hani D-Bus'la anlaşmaları var. Yine devam ettirebilirler. O konuyla ilgili şu anlık tek bir otobüs var. O da bu arkadaşlar. Fix komutuyla ilgili bir durum geçti. Fix komutunun henüz çalışıp çalışmayacağı belli değil. Çünkü o Trakis MP kodlayıcıları tarafından belirlenecek bir durum. Ben çalışmayacağını düşünüyorum. Çünkü yolcuyu yük olarak almadığımız için fix yazamayacağız bence. Hani şu anlık o konu belirsiz. Şu da çok önemli bir soru. Şimdi bu elektrikli bir otobüs. Elektrikli olduğu için yine bakın bir mazot harcıyor. Bir elektrik harcıyor. Şöyle şeyini de göstereyim. Var mı şurada bir yakıt durumu göstergesi? Evet. Bakın nerede abi? Şu değilmiş galiba. Şu şarj durumu, turbo. Ha şurada bir fren yapınca şarj oluyor gibi gözüküyor ama şimdi bilmiyorum arkadaşlar bu şarj oluyor mu olmuyor mu gerçekten, onu boş verin. Şimdi bu otobüsün elektriğini nasıl dolduracağız abi? Otobüsün elektriğini normal benzin istasyonlarından doldurmamız gerekiyor. Çünkü oyunda elektrik şarj özelliği gibi bir seçenek yok maalesef. Bu sebepten dolayı normal benzin istasyonlarına yanaşıp aynı tıra nasıl mazot alıyorsanız aynı şekilde otobüsünüze de elektrik doldurmuş olacaksınız. Aşağı yukarı canlı yayında genel olarak bunları konuştular. Bunları sordular. Hani unuttuğum, söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Bir ona bakayım bir yandan. Her şeyi söyledim zaten. Arkadaşlarımızla aynı yere götürme olsun. Yolcuları nasıl alacağız? Nasıl bindireceğiz? Hani hepsini neredeyse anlattım arkadaşlar. 2,5 saat boyunca yayını izledim abi. Vallahi hoşuma da gitti aslında. Bir şu yolcu alma sisteminin 3. parti bir yazılım olmasını beğenmedim. Belki onu tab'dan ayarlama özelliği gelse çok daha mantıklı olur. Trakis MP'de biliyorsunuz tab'dan istediğiniz yere yükü götürebiliyorsunuz. Belki yarın bir gün onun desteği gelir. Hani dediğim gibi 3. parti bir yazılımla onu yapmışlar. Değişik olmuş abi. Bilemedim o konuyla ilgili. Henüz bir şey diyemeyeceğim. Vallahi arkadaşlar her şeyi söylemişim. Söyleyeceğim başka bir şey kalmamış. Ben sizi bir Dortmund'a götüreyim. Evet bakın Dortmund'a geldim.
Duisburg'da terminal olmadığı için Dortmund'a geldik mecburen. Otobüs çok tatlı hızlanıyor bu arada. Ama Dortmund'da bu şekilde bir otogar var. Onu göstereyim sizlere hemen. Şurada görüyorsunuz otogarı. Şimdi buraya gideceğiz. Burada peronlar var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 yolcular. Bu peronların birisinde hazır olarak bekleyecekler bizi. Biz de kapılarımızı açıp yolcuları alacağız. Şimdi otobüs tek vites. Benim biraz alışmam uzun olacak bu olaya. Ben bayağıdır bekliyordum zaten. Çoğu kişi bekliyordu bu otobüsleri. Otobüsü diyelim. Abi dönüşü, sürüşü çok keyifli. Böyle geleceksiniz abi. Size aynı yükü indirir gibi o bir beyaz alan gösterecek. Böyle tepeden o işaret çıkacak. Hani yük yanaştırırken buraya park et diyor ya. Aynı o işaret çıkacak bu peronların birisinde. Böyle geleceksiniz abi. Sonra bu şekilde kapıları açacaksınız. T'ye basacaksınız. Yolcuları indirmiş olacaksınız. Daha sonra 3. parti o D-Bus Word yazılımından gideceğiniz rotayı ayarlayacaksınız. Mesela Dortmund'dan Kalise yolcu taşımak istiyorsunuz. Seçiyorsunuz, tamam diyeceksiniz. Daha sonra oyuna işte ne bileyim diyecek ki şuraya yanaş diyecek. Gideceksin abi oraya. Evet, yanaştım. Tabii düz yanaşmanız lazım. Bu tarafa kapı neredeyse o tarafa doğru yanaşmanız gerekiyor. Sıkıntı olabilir. Diyecek ki kapıları aç kardeşim diyecek. Açacak kapı, basacaksınız T'ye. Yolcular buradan böyle gelecek, yürüyecek, yürüyecek, yürüyecek. Tek tek böyle binecek. 30-40 saniye sürecek bu binme olayı arkadaşlar. Bindikten sonra kapıları bu şekilde kapatacaksınız. Sonra gaza basıp arkadaşınızla birlikte veya tek başınıza nasıl istiyorsanız sürüşe başlayacaksınız. Ve şimdi gelelim en önemli şeye. Çıkış tarihi otobüsün 10 Temmuz pazar günü yapılıyor arkadaşlar. Yolcu sistemidir, otobüsüdür. Her şeyi 10 Temmuz pazar günü, 10 Temmuz pazar günü her şey oyuna Trakis MP'ye güncelleme ile eklenecek. Tabii ki de canlı yayın mı yaparız, videosunu mu çekerim? 10 Temmuz'da bütün her şeyini kanala tekrardan atacağım. Lütfen kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Ayrıca yapamazsanız sıkıntı olabilir. Bu yüzden de açıklama kısmında Discord linkimiz var. Lütfen Discord'umuza girin. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Otobüslerle çok güzel videolar, konvoylar gelecek. Nihayet Trakis MP'ye gerçekçi bir otobüs geliyor arkadaşlar. Çok şükür aylardır gerçekten bunu bekliyoruz. Duyurulduğundan beri ben bunu yıllardır bekliyorum. Hani Trakis MP'ye bir otobüs gelsin, bir sürelim yani hep tır sürüyoruz şeklinde diyordum. Ve sonunda geliyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Herhalde bu şekilde bir bilgilendirme videosunu kimse çekmeyecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü kimse yayını takip edip hani bunları İngilizceden Türkçe'ye çevireceğini düşünmüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Emeğe saygı diyelim. Lütfen videoya beğeni atalım. Sorularınız varsa yorum olarak mutlaka yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince hepsini cevaplayacağım. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.